Arkadaşlar merhaba. Şimdiki dersimizde de Excel programı içerisinde hesaplaması ile beraber oluşturduğum bir tabloyu AutoCAD programı içerisine atmayı ve bu tablo üzerinde değişiklik yaptığımızda AutoCAD programı içerisindeki güncellemenin nasıl olduğunu görmeye çalışacağız. Buralara rastgele değerler yazıyorum. İşte stok 1'den A1 sütununda bu kadar, A2 sütununda bu kadar oluşturduğumu düşünelim. Bunların hepsini farklı değerlerde yapabilirsiniz tabii ki. En son kısımda da eşittir diyerek B2 artı C2 artı D2 artı E2 artı F2 deyip Enter'a basıyorum. Toplamını alıyorum. Burayı aşağıya kadar çekiştiriyorum. Her birinden kolay bir şekilde gerçekleştirebilmek için toplamda 275 stoklu malzememiz var. Bunu masa üstünde bir yere K6 ismiyle kaydediyorum. Şimdi AutoCAD programı içerisindeyim. Table komutuna tıklıyorum. Standart tablolama seçeneklerini daha önceki derslerimizde görmüştük. Burada ise link almak istiyorum. From a data link seçeneğini işaretliyorum. Buradaki link manager ikonuna tıklayarak create a new Excel data link, yani yeni bir Excel data linki oluştur seçeneğini seçip yine aynı ismi veriyorum. Buradaki düğmecikle masa üstüne oluşturduğum Excel dosyasını gösteriyorum. Ve sayfama geldikten sonra burayı OK ile onaylayıp tekrar OK. Bir kez daha OK ile sayfamı alıyorum. Excel tablomuz bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi bu kısımdayım. Stoklarda değişiklikler oldu. Azalanlar, artanlar, hatta şuranın hepsini boydan boya değiştirelim, belirgin bir değişiklik meydana gelsin ve bu dosyamı kaydediyorum. AutoCAD sayfası içerisindeyken kullandığınız AutoCAD sürümüne bağlı olarak buraya direkt link datası da gelebilir ya da buradaki link zincirinin üzerine sağ tuşa yaparak Update All Data Links seçeneğini tıklayabilirsiniz. Bu seçeneği tıkladım. Gördüğünüz gibi yeni bilgiler hesaplanmış haliyle sayfamıza geldi. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.